var. Biraz erkenden açtım yayını. Zaten hazırdı her şey. Prediction yapmak için bayağı bir vaktiniz olacak. O yüzden hani yapamadım falan demezsiniz. Şarkı. Okay. Hep aynı şarkı çalacak ya. Aynen sana da randomdan denk geldi. Hepinize. Evet biraz da Şinküre basın ya. Biraz daha düşük seed. Onu destekleyelim. Ben Shinkro'ya bastım arkadaş. Ya 5 dakika ne diyeceğim şimdi ya? Tuğla falan mı baksak? Ya bakmayalım ya şimdi gerek yok. Niye erken açtın ki? Ya ne bileyim, hazır da her şey. Ya ben aslında parayla basmak istiyordum ama. Hakem kim? Hakem entry. Şey yapmadı mı? Invite falan atmadı mı? Yani bu arada fark etmeyenler varsa turnuvada çok az maç kaldı. Bu maç winners maçı. Yani bu iki oyuncu da hiç kaybetmedi şimdiye kadar turnuvada. Bunu kaybeden şeye gidecek. Losers büyük finalinin. Hatta şöyle gösterebiliyor muyum? Birazcık scuffed burası ama. Burada Gilren'in olması gerekiyor ama bozuk. Bozuk uygulama. Hayri Universe Egemen'in kazananı haftaya büyük final Losers büyük finalinde bu maçın kaybedenine karşı oynayacak. Yani büyük finalde bir tane kaybedenlerin büyük finali bir de direkt en büyük final olacak. İki tane maç var yani büyük finalde. O yüzden bir bu maç var. Raikou Shinkiro. Bir Hayri Universe Egemen var. Bir de onun üstüne iki tane daha maç kaldı. Toplam dört tane maçımız kaldı yani kocaman turnuvada. Ve burası bozulmuş. Süper.
Okey. Umarım tekrar bozulmaz. O raket kısmına bir daha girmeyeceğim. İsterseniz çalıncadan bakabilirsiniz. Maç bayağı bir yakın olacak bence. Umarım öyle olur. Yani birazcık Raiko çok fazla iyi diye düşünüyorum. Umarım şey yapmaz böyle. Diğer maçlarda gördüğümüz gibi 7-2 gibi bir şeyle kazanmaz. Tiebreaker falan görsek çok güzel olur. Fazla iyi hissetmiyorum bugün. Yakın geçmeyebilir. Aa. Raiko da hasta olduğunu söylemişti. O yüzden ikiniz de iyi değilseniz yakın geçer. Bu ne? Warm-up mu bu? Chat'i niye göremiyoruz? Chat gelmedi. Ben şunu bir kapayıp açayım ya. Chat'i ayarlayamadım. Nedense şey gelmiyor. Lobinin chat'i yayına gelmiyor nedense. Bu momentten sonra umarım düzeltebilirim. Bu map'i ilk defa görüyorum ben. Yani il map'lerin çoğunu biliyordum ama. Bakalım. Çok da zor görünmüyor açıkçası yani şeyle falan kıyaslayınca. Sputnik'le kıyaslayınca belki de zorlaşıyor olur. Evet, burası birazcık zorlaştı. Şeye benziyor. KTGaster nasıl telaffuz ediliyorsa her neyse. O maplerine benziyor birazcık. Böyle grid kullanımı falan. Valla saat yönüne çeviren kazansın arkadaş. Ben onu tutuyorum. Diğer türlüsü bize ters.
Bu arada Şimpiro öne geçmiş. Ben alt tabda başka bir şeye bakıyordum da. Çevirmiş valla. Ve şarkının ortasından map bitti. Ha şey varmış. Fade out varmış. Dünyanın en garip. Sanırım birisi warm-up'ı skipliyorum tarzı bir şey yazmıştı. Yani şeyden baktım, asıl client'ten baktım. O yüzden direkt banlara geçeceğiz. Ama umarım chat gözüküyordur. Allah. Yok chat gelmemiş ya. Dakika. Halledeceğim. Ben bozuldu sandım. Gidip sync müziğe tıklayacaktım az daha. Şarkının orijinalini daha çok seviyorum ya. Bu birazcık garip olmuş bence bu remix. Birazdan gelir clientler. Birazcık uzun sürüyor. Şey alması, OBS'in görmesi. Zaten warm up map'i bu. Pek bir şey kaçırmıyorsunuz. Okey. Umarım gelmiştir chat. Şu an görünmüyor ama.
Hatta bir şu an bir hemen kontrol edeyim ya. Gerçi yok, buradan göremeyeceğim herhalde. Yok maalesef ki. Ya bu arada prediction'ları basmadıysanız unutmayın kullanmayı. Çünkü bu warm-up bittikten sonra, banlar başlamadan önce kapatacağım direkt. Toggle chat. Olmuyor. map bitince bakayım artık. Basılı tutmak mı gerekiyor acaba? Yok. Güzel skorlar yaptılar aslında bu map'te. Oldukça zor. Raccoon Macross de çok iyi. 97. Synchro daha çok combo tutmuş ama. Hadi chat, ne olur gelmiş olsun. Hadi. Hadi artık transition ol. İlla paniğe bastıracak ya. Gelmemiş abi. Ağlayacağım artık. Niye gelmiyor ya? Ne yapmam gerekiyor? Bir daha lobi değişeyim. Yok arkadaş. Ya ben şeyde görüyorum ama, normal client'te görüyorum. Ama laser overlay'i algılamıyor. Banları falan nasıl takip edeceğim? Hakem cheat'inden herhalde. Henüz yapılmadı sanırım ben. Ya bir şeyde de rolü Shinkiro kazandı. Okey. OBS'ten nasıl ekleyeceğim ki onu? Yani bütün client'i göstermez mi öyle yaparsın? Yok arkadaş, şu an bunu ayarlayamayacağım Bir her şey tamamen kapayıp yine deneyeceğim.
Yok arkadaş. Chat'i algılamıyor nedense client. Birazdan gelecek clientler. Üzgünüm. Elimden geleni yaptım ama. OBS'ten croplama olayını da bilmiyorum yani. Şu an öğrenebileceğim bir şey değil. Gelecek birazdan. Bekleyin. Bakayım kimin fikri. Şükrü değil pardon, işim geldi. Sen sesin çok az, evet bende. Bir şey yapayım. Bir daha konuşsana. Bir daha konuşuyorum. Evet, daha iyi olması lazım ama çok sesliyse söylersiniz. Aslında bende bile çok sesli oyun ya. Tamam, daha iyi olması lazım. Skorlar bayağı yakın aslında. Hani Shinkiro tek Allah olmasına rağmen çok bir combo tutmakta zorlanıyor. Yüksek combo. Shinkiro'nun pikedir bu büyük ihtimalle. Bakayım. Az önce bakacaktım, dikkatimi aldım. İlk Raikou banlamış. Aynı, o yüzden ilk Shinkiro pikliyor. Evet, yani Shinkiro'nun piki. Öngörüleri kapatabiliriz diye düşünüyorum. Ha, doğru. Fazla yakın geçiyorum. Büyük acil farkından dolayı Shinkiro alacak gibi gözüküyor şu an. Zaten Raikou da kırdı. Aynen. 30 galiba ama yani çok da böyle büyük bir fark değil. Ya, devasa bir fark yok. Raikou büyük Aynen. ihtimalle daha fazla combo tutmuş. Aran kalmış Shinkiro. 95 akuresiye yakın. Sırf akuresiden tuttu yani. 400 komboya 250 combo. Çok aslında böyle kısa bir map'te bayağı bir fark eder ama Rakem miss count'u çok fazla, hem de yüzü de bayağı fazla. 20 tane daha fazla yüz almış. Bu map yerliymiş. Onu belirttik Aynen. mi? Evet, şey değil ama yani custom map değil, turnuva için maplenmedi. Önceden var olan bir map'ti. Ben turnuva için ekledim. Daha uygun olsun diye. Şeyleri falan yapayım. Ama direkt piklediler ki arkadaş, banları pikleriyoruz ama. Oyuncuların rankları yükseldikçe daha hızlı oynuyorlar öyle. Hemen pick, Aynen. hemen ban, hemen roll. Ne oynamıştık ya az önce? 2 saniye önce. Ha, okey, şu. Bırak olan da bu geldi. Tamamdır. Başladılar mı bu arada ya? Çok hızlı piklendi ama umarım şey değildir. Map'i görmemiş ol değilizdir yani şu an. Hani Banlarda bir yanlışlık yok değil mi? yok. DT2'nin M5 yazmıyor hiçbir yerde. bakayım tekrar. Evet, Nomad 5 ve DT2 açık da bırakmış Shinkiro. Onun yerine DT3 ve Hardak 1 banlamış. İlginç. Güzel. O yüzden Raikou da bu açıkta bıraktığı pikleri bir uzayacak. Bundan sonra da DT2 pikler kesinlikle. Background'da iyiymiş map'in. Evet. Ben böyle havalı arka planlar falan attım, böyle bir güzel olur şarkıya diye. Siz böyle sonra gelip bunu attı. Bu daha havalı ama. Katılıyorum. Shinkiro ilk baştan bayağı düşük bir akresiyle başladı. Hani bu BPM'de rahatsız olduğu çok belli görünüyor.
85'te takılıyor. Ve Mepilerle hiç kere düşer bence. Ve kendini iyi hissetmiyor diyebiliyorum ikisi de. Evet, aynen. İkisi de beklediğimizden düşük performans sergileyebilir ama Raikou'yu silecek gibi görünüyor. Her ne kadar kötü. Raikou sadece laftaymış gibi duruyor evet. Şu an. Biraz hastayım demişti de bana yani. 98 indirmiyor. Yani bakalım. Map'in en sonunda zor bir burst var. Orada baya bir akürist düşebilir. Hatta FC'yi de düşebilir. Oha buralar SS'li ve çok güzel. Raikou yamulmadığı sürece sunacak pek bir şey kalmıyor. Aynen. Şu an şey izleyeceğiz yani FC'leyecek mi falan. Güzel skor yapacak mı? Gerçi güzel skor yaptı bile ama. Shinkiru da aslında 400 kom neyse. Bu turnuva için ama değil mi? Nasıl? Ha evet, turnuva için maplendi bu. Oha, SS'de de o burst'u. Ya Raikou çok iyi oynadı yalnız. Aşağıdaki skorlara bakın, ekrandan taşacak. Raikou Türk kası şu an. Evet, çok güzel oynadı. Helal olsun. Çok aşırı büyük bir skor fark yani. Ay yıldızları açmamış. Kimse de bir şey demiyor. İkini bakayım, Meper'inkine bakayım. Kim kazanmış? Bora'dan sert bir laf gelmiş. Shinkiru kazanmıştı değil mi? Bora'dan? Raikou'yu Grand Final'da göreceğiz. Bence demiş. Yapar onları da ya. Keşke chat'i görebilsek ya. Oku. Yani bakayım ne diyorlar. Sen OBS bilgin var mı? Şey eklemek pek istiyorum yok. Da. Ha, okay. Ne gibi? Belki bilirim. Ya şimdi asıl client var tamam mı? Evet. Normal turnuva client'ı. Bizim şu an gördüğümüz ekran laser overlay. Yani böyle arkada aşağıda şekil şükül map var, transition'lar falan. Onlar laser overlay'inden geliyor. Benim asıl client'ımda chat görünüyor. Fakat laser overlay'ine chat geçmiyor. O yüzden asıl client'tan capture'lamak istiyorum OBS'de. Fakat böyle tamam. Kırpma falan olayını bilmiyorum. Asıl client'ı en üstte al. Bakayım ben de gelip öğreneyim. Shift'e basıp şey yapınca kırpıyordu ya. Ya Alt ya Shift ya CTRL'de. Okay. Ona basılı tutup şey yapınca kırpıyor. Bir dakika. Şimdi onun hangisi olduğunu ben kendim öğreneyim. Tamam, Alt'a basıp şu sanırım. Oynatınca çerçeveyi kırpıyor. Tamam. Gel. Üzgünüm birazcık stop diyeyim ama chat çalışmadığı için böyle yok bu plan suya düştü. Vazgeçtim. Ya. Şey yapınca map değişince neyse anla ki ben size okurum ya chat'ı. En azından kafamda gizleyebilirim değil mi? Doğru. Tamam bu map'ten sonra halledeyim. Ekleyip sonra gizlerim map başlarken. En azından chat'i görmüş oluruz. Bakayım şeyler yazmışlar mı? Gerçi şu an göremeyeceğim. İkisi de çok güçlü başladı bu map'e. 98 akresi de hatta 99 diyeyim. İkisi de FC gidiyor ve Shinkiro falan slider'ları bayağı iyi takip ediyor. Aslında ikisi de takip ediyor. Aa Raikou bir şeyler oldu. Raikou şeyini sattı. Yamuldu. Shinkiru aşırı iyi oynuyor ya. İyi takip ediyor slider'ları ama evet, Shinkiru'nunki auto gibi gidiyor. Çok aslında benzer yaptılar. Raikou ama bir tane pattern'i takip edemeyince bayağı bir saldı. Fakat yani şu an bayağı bir rahatsız görünüyor. İlk başlarda iyi başlamıştı ama. Ya böyle bir performans sergilen yoktu sanırım. Ya
Neyse, yine de aldı gibi. Aslan'a ekran paylaşmıyorum, pardon. Unutmuşum. Yok, geç vereyim ben tepkiyi yayından mısın? Buyur. Bakayım. Teşekkürler. Rica ederim. Oo, Raikor'da 15 mis attı. Bayağı bir düştü skoru. Bence bu yani garanti Shinkro'da ya. Bu saatten sonra bir şey olmaz. Hepsi böyle kendi piklerini ala ala gitse Tiebreaker oynarız valla. Tiebreaker'da kesinlikle Raikou avantajlı bence. O yüzden Shinkro Tiebreaker'ı götürmemesi lazım bu maçı. Direkt hem aim hem alternate map'i. O yüzden yani Raikou'dan iyisi yok bu skill set'te. Maalesef ki. Daha şimdiden yakın gitmeye başlıyor maç. Evet. İlk başları bayağı iyi başladı. Fakat bu pool'da Raikou'nun mu daha çok piki var yoksa Shinkiro'nun mu daha çok piki var ondan emin değilim. Okay. Çok, çok iyi soru bu. Güzel chat geldi. Şuraya koyayım. Büyük olsun. Zaten net başlayınca gizli tuşuna basacağım. Abi tam oturmuyor şuraya çok sinir oldum. Oraya oturtmak için şey yap. Genişlet. Kötü dursun böyle. Ne Tamam bileyim, oturdum. yazılar white falan Şu olsun. alttaki işi şeyini. Bu Rakan'dan geldi. Mantıklı bir pick. Bundan önce zaten Nomad 5 picklemişti. Direkt Shinkiro açıkta bıraktığı için bunları picklemesi çok normal. Oyuncular chatte sohbet ediyor. Chatten konuşuyorlar, biz göremiyoruz diye büyük hizmet. Biz görebiliriz, sıkıntı değil arkadaşlar. Aa, şarkı cızır diyor. Baştan başlattım. Başlayacağız mı? Bende map başlamıyor mu? Okey, başlamışız. Güzel chat'i bir çözüm bulduğuma sevindim. Birazcık scuff'ta olsa da en azından görebiliyoruz yani. Vallahi ben 3 kere falan denedim bütün her şeyi kapatıp açmayı ama maalesef ki böyle. Raikou'nun bunu efsileme ihtimali yüksek bence. Shinkiro ama böyle 90 accuracy falan tutar diye düşünüyorum. Böyle maplerde, stamina maplerinde rahat değil pek. Yavaş kısma girdik şimdi. Bu maçı beklediğimden az kişi izliyor ya. Yani bu maçı Saatten kazanan dolayı. direkt, evet, o büyük ihtimalle o yüzden. Akşam olsa bu maç güzel olurdu. Ama iki oyuncu da müsait değilmiş. 50 görürdük bence. Evet. Yani bilmeyen varsa bu maçı kazanan büyük finale gidiyor. Büyük finalde kaybedenler bracketini kazanan kişiye karşı oynayacak bunu kazanan. Yani garanti ilk iki bunu kazanan. Ve evet, Shinkiro dediğim gibi bayağı zorlanmaya başladı. Map ilerledikçe. Raikou yine Nomad 5'teki performansına benzer bir performans sergiliyor. Yıldızlar doğru mu ya? Sanırım... Doğru. Okey, tamam. Kendi pikini aldı ilk oyuncular. Aynen. Şu an yine kendi pikini alıyor belki orada. Şu insanları biraz kısmak istiyorum ya. Pata pata. Fryko yani şu an resmen şov sergiliyor bize. Evet, kendi piklerinde açıyor.
elindeki kasları yani. Shinkiro'dan bundan sonra ben Hardak 4 gibi bir şey beklerim. Bandı mı acaba? Bir bakayım. Hayır değil. Evet, değilmiş. Raikou'nun banları Hidden 2 ve No Mode 6 mantıklı banlar. Bir dakika, Shinkiro HR4 rahat değilim fazla yazmış en son şeyde. Onu görmemiştim. Bence R4 yani rahat değilim Shinkiro ama rahat değilim diyor ama kesinlikle rahattır. Aa, Raikou kırmış bu arada, fark etmedim. Ha, al bakayım. Güzel efsilecekti. Şu an çevirmek şey için dediysen, bu map için dediysen anladım da böyle maçta çevrilecek bir durum yok gibi pek. Evet, İki eşit diyorlar iki zaten. hepsi birbirlerinin piklerini, pardon, kendi piklerini kazanıyor. O yüzden Umarım nereye kadar gideceğiz acaba tiebreaker'a kadar. Ama böyle? Raikou kendi piklerinde fazla kaslı. Evet. Çok fazla fark atıyor Raikou. Shinkiro kendi piklerinde hani böyle 200k falan maksimum fark atabiliyor ama Raikou gördüğünüz üzere 700k fark attı. Stamina maplerinde Öncekinde de çok iyi. 700'dü. Aynen. Nomad 5'te de aynıydı. Yani bu stamina ve speed maplerini ne kadar zor koyarsak koyalım Raikou'ya hepsini besleyecek. Büyük finalde de öyle olur diye düşünüyorum. Aa, chat'i açmayı unutmuşum. Hidden 3. Yani Shinkiro şey diyor böyle rahat değilim. Bunda da rahat değilim falan. Ama bence yüksek ihtimalle Raikou'dan rahattır. Bu map'te Hardak 4'te falan. Nomad 2 kesinlikle Raikou'dan gelir bu maçta herhangi bir yerinde. Bu map RNG'ye kaçıyor, evet. Böyle çoğu oyuncu için öyledir. Direkt her denemede FC'leyecek birisini bilmiyorum bunu. Showcase'de kullandığım replay FC'di ama turnuvada imkansız yani. İzleyici sayımız 30'u geçmiş. Hem de bir farkla yani. Sakın şeye bakma ya. Prediction'daki sayılara bakma. Yüzdelere. Ay. Aa, bozulmuş. 69-31 miydi yahu? Evet. Yani kapatırken öyleydi. Son anda birisi basmış. Bakalım bu erkenden isteyecekler mi? Heyronim istemişti. Öyle bir istemiş ki benim aklımdan çıkmıyor. Böyle her maçta söylüyor. Beklemiyordum çünkü mislemesini erkenden. Oha, skorlar, pardon. Gitti. Şey, chat'i manuel yakalıyorum da. O biz bayağı bir agresifler orada. Raikou ADCD arkamdan ikisi de kırdı. yok oldu. Yani Shinkiro öne geçti kendi pikinde. Umarım alır. Herkes Evet. kendi pikini alırsa Bu tiebreaker'a K'de falan gideriz. komut tutabilse çok güzel olur onun için. Ama epey zor burası. Oha. Buraları nasıl vuruyorlar anlamıyorum ya. Egemen de vurmuştu buraları. Aa, kırdı. Raikou. Ah. Şimdi şöyle düşününce Shinkiro'nun kendi pikinde 700k fark atma gibi bir şansı yok direkt. Çünkü kendi pikleri biraz değişik mapler. Evet. Yani yine de böyle 200k, 300k falan fark ata kazanırsa fark etmez. Sonuçta win-win'dir yani. 800k ile yenince daha çok puan gelmiyor. 400k yaptı herhalde. Güzel. Akresiden mi kazandı? Tam emin değilim. Bakalım. Gibi. Komboyla kazanmış daha çok. His Gözümü combo avantaj. kapattım. Map bitti. Evet, map aşırı kısa, TB size map. Söyleyeyim. Oğlum, 2 gel. Custom map.
Bunu da Rayko alır. Yani bakalım nerede bozulacak bu kendi piklerini kazanma olayı. Rayko kaç yaşında? 15 gibi bir 16 mıydı? 17 oldu 17 mu? olacak. Küçük sayılım 15'te. Ben yani bir tane default yaş hatırlıyorum Rayko'nun. Yıllardır aynı yaşta benim gözümde. Büyüyor 17 ama. mi olacak mı bilmiyorum. Bence Bence 17 16'dır olacak. ya. 17'ymiş. Resimde öyle durmuyor. Evet. Resim filtresiz bu arada. Aynen. Niye başlamıyoruz? Umarım başlamışlardır da hani bizlik şey değildir. Çünkü geçen sefer de bu map'te sıkıntı olmuştu. Ha, okey, başlamamışlar. Oh be. Şeyi yeni fark ettim, çok komik duruyor. Mezalyos'un yaz turnuvası F. F. Pool'u görünce oyuncular. Shinkiro kaç yaşındadır? 20 falandı sanırım. Veya 19 muydu? Hiç emin değilim açıkçası. Kendi map'ine en güzel map diyor. Reikoho acil olarak çok rahat. Yani map'te genel olarak rahat ilerliyor. Evet. Sighted böyle bu map'te 700k falan yapmıştı sanırım. Bana atmıştı. Ben dedim hani bu map'i 99,5 accuracy'yle silersin sanıyordum diye. Şimdi onu yapacak herhalde. Aa, Cidden kırdı ama yarısına gelmek biraz. üzereyiz. Aa. Accuracy. 99,5 olabilir yine de gerisini hesaplarsa. Bakalım. Shiguro da aslında bayağı rahat. Fakat yani Kia'ya girdiğimizde sıkıntı yaşayacak bence. Yine de Aslında böyle... tam Shinkiro'nun string BPM'lerinde. Evet, doğru yani. Böyle çok stamina istemiyor bu map. Aim tamamen. Shinkiro şu an herhangi birine karşı olsa kazanırdı bence. Bu map'i. Ama Raikou'ya karşı maalesef ki... Oo! Of. Ay, 10 miss aldı. Evet, bu picking galiba Raikou Oslo 1-2-3. Evet, öyle görünüyor. Bakalım isteyecek mi? Şu an FC izleyeceğiz sadece olursa. O sırada Shinkiro'nun yaşından bahsedeyim. Bence 22'den fazla da... Oh, Ooo, Raikou çok Raiko kötü. bayağı bir misaldı orada. O stream zorluyor çoğu kişiyi ya. Böyle açısı Takibi falan ve aim'i bayağı bir şey. zor. Takibi zor aynen. Böyle çok şey hızlı hareket istiyor bir de. Follow pointli bir stream. Üniversite sınavına girmiş demişler bu arada. O yüzden 22 değildir bence. Veya belki de... Ama böyle sizde de şey olmuyor mu? Hard Rock mainler böyle büyük insanlar gibi geliyor bana. Evet ya, Raikou'nun Shinkiro zaten... skoruna sakın bakmayın, alttakiye Hayır, sakın bakmayın. bakmayın. Üsttekine de bakmayın. No. Kapat kapat yayını kapat. Bence Bir de yan taraftan açıyorsun ekstra. şey ya, chat'i göstermek için. Offset koymayı unutmuş çünkü o. 21. Aa, okey. Demiştim. Yaşıtız. Hard Rock mainler kaslı oluyor. Yani yaşlıyız ya. Ben Ardak main'i değilim gerçi. Olursun oyun oynasan. Olabilir. Sarmıştım aslında bir ara çok. Çünkü sonuçta aynı map. Birazcık daha zor sadece ve çok fazla PP veriyor yani. Neden öğrenmeyiz? Aynen öyle. Daha ritimli basıyorsun. Bir de küçülüyor biraz natanı. Birazcık küçülüyor. Üç 3-3 oldu. Shinkiro'nun piki bence Hardak 4'ten ilerlemeli veya Hardak 2 de olabilir Precision map'i. Hardak 2 birazcık daha şey ama bence. Double time 4 geldi. Biraz garipti bu. Garip olacak. Ama bu şarkıda şey ama ya.
Şarkı Bodum yıllıyor. Polifya şey yapıyormuş, copyright atıyormuş. O O yüzden... zaman kısalım ve Ama konuşalım. bazen de mutlanmıyor, anlamıyorum. Bence dinleyelim ya, bir şey olmaz. Şinkron şey değişebilir miyiz ya? Neyi? Arka plan. Tamam. Nasıl değişiyorum bilmiyorum ama. Lan tuvaleti Neyse değişmiştir. Güzel çözüm. Yıvazlıkla alakası yok. DF player olsa iğrenç. Göstermeye gerek yok insanlara. Gelecek birazdan. Panik yapmayın. 2 saniyesi var. Hadi. Tamam, sağ ol. Bunda ne olacağını bilmiyorum açıkçası. Böyle bir pick çok erkenden geldi bence. İki tarafa da gidebilecek bir pick. Shinkiron'un Hardak 2, Hardak 4 gibi pickleri vardı bence daha. Kendisi rahat değilim dese de Raikou'dan iyidir bence o maplerde. Hardak sonuçta. Diffler Raikou'yla kapışmayacak maalesef. Elendi çünkü turnuvadan. Ediz'e karşı kaybetti. Shinkiron bu Acıcılar istedi. yakınlar. Şükür Aaa. gitti ama. Raikou bayağı rahat görünüyor bu mapte ya. Shinkiron'dan pek iyi bir pick değil bence. Aslında yakın oynadılar misal hiç ama Aynen. Raikou. Ya, kuleler falan da yakın. %1 fark var sadece. Raikou isteyecek gibi durmuyor ya. Hani finger control piki olsa bile DT olduğu için hani her türlü rahat oluyor. Çok böyle gimmick bir şey de değil. Böyle AR8 falan değil. Yani o yüzden Raikou'nun zorlanması için pek bir sebep yok. AR8 Double Time artık gimmick kategorisine mi girdi? Mükemmel. Ya böyle bir map'te düşünürsen çok aşırı şey olacak yani. Resmen hani Hidden 2 gibi bir şey olur. Aa, Raikou Aha, bu map istedi. için Bir normal. Shinkiron'un 550 kombosu Shanks'ın var kombosu ama var. vakit kalmadımış. Map Pardon. yok. Boş. Boşuna heyecan Boşuna yaptım. boşuna. Yok, imkansız. Boş yaptım az önce. Ya son 20 notada bıraksaydı kalemi Raikou Evet, olabilirdi ikisi de ama. bir misal. İkisi de çok güzel skor yaptı yalnız ya. Ama anla ki. Shinkiron'un birazcık combo eksiği var. Böyle bir 3 Evet. combo eksiği var. Neydi ya? Şey, komut neydi? Sunucu. Yok, yanlış bu. Şey yapayım, update'liyim. Güzel değil mi? Hala güzelmiş. Aa, Arda 3 geldi. Let's go. Hayır, sunucu doğru. Sadece ben Mezalyus değilim. O Mezalyus. Evet. İkinci sunucu Rushin. Aa, birazcık sanırım o komutun update'lenmesi uzun sürüyor. Ya ben açıkçası anlamıyorum. Bu şarkı nasıl DMC'ye yemiyor da Polyphia yiyor. Yani Epicure'yi çok daha popüler sanıyordum ben. Polyphia dinleyici olarak. İkisini dinleyen birisi olarak. Ve herhalde uğraşmıyorlar şeyle, DMC ile falan. O da doğru. Aman onunla mı uğraşacağım? Random yuvarlak tıklama oynuyorum. Pardon, Twitch ile alakalı aslında. O ile alakalı değil.
Bu map de Raikou'ya çok uyan bir map. Zaten Raikou'nun piki. Evet. O yüzden Shinkiron'un nasıl bir şansı var bilmiyorum. Hani breakpoint alabileceği bir map değil bence bu. Breakpoint dedim yani karşının pikini kazanma olayı. Çok zor bu mapte. Raikou aşırı rahat olacak çünkü. Başlangıçta biraz kendini belli etti desem. Evet yani SS gidiyor. Nanomortis evet arka planın. Oo Shinkiron ne oldu? Erkenden kırdı, sıkıntı yok. Evet. Akresi falan düşürdü ama. Bir Raikou'nun şu sıkıntı yok. an gameplay'i çok tatmin edici ya. Çok rahat. En iyi stream player. Stream'e nasıl baktığına göre değişir. Stream'in farklı dalları var sonuçta. Yüksek Evet. BPM'de egemendir diye düşünüyorum. Hani böyle 240 ve üstü için. Daha düşük BPM'de Raikou bence. Veya Ruliz. Çok görmedim onun uzun süredir oynadığını o yüzden. 180-220 arası. O zaman Ruliz'dir veya Raikou'dur bence. Evet ama o kapışma şu an olursa Raikou kazanır. Ruliz şu sıraları siliyor, o zaman Ruliz kazanabilir. Olabilir. Turnuvaya katılırsa görürüz belki. İkinci turnuvaya katılır diye umuyorum. İnşallah. Evet, ısınık hali bayağı güçlü Ruliz'in. Maçta şu an biraz şey olduğu için bu konulardan bahsediyoruz, yoksa maç sunardık. Evet. Yani efsiliyor Raikou. Shinkiro 90 akresi maalesef ki. Raikou'nun ileriki piklerden birisini kazanabilir belki Shinkiro. Çünkü pooldaki stamina mapleri bitti yani. Stamina odaklı şey vardı. Normal 5, DT2 ve bu vardı. Farklı stamina'nın farklı dallarını ölçüyorlar. Bakalım efsilecek mi Raikou? Map'in en sonlarında bayağı bir spacing artıyor. Orada kırabilir heyecanla falan. Çok iyi oynuyor şu an yani. Bu performansı kaçırmayın alt tabloysanız. İzleyin. Ne Raikou. oldu? O neydi? Çünkü onun kombosu var. Raikou'nun elektriği Orayı kadar kesilirse oluyor. kesildi. Kesildi, cidden kesildi. Ama dönebilir mi? Bilemedim. Dönemez mi? Map yok. Biraz daha elektriği kesilirse Raikou'nun. 3 dakika falan olsa, sonra Raikou'nun kedisi masaya atlasa. Masası kediye atlasa. O da olur. Yani Shinkiro da yamuldu, o yüzden bu pik Raikou'ya gidiyor. Evet. Yani orada bayağı mis aldı ve zaten böyle flow aim streamlerinde bir kere mislemek bayağı sıkıntı çıkarıyor. Yani bir kere misleyince bir tane mis atmıyorsun. Yanında promosyonlu mis geliyor. Bu hep PP verir mi? Evet, sana verir. Raikou'ya vermez büyük ihtimalle. DF'e de vermeyebilir. SS'lemesi gerek yani vermesi için. 600 veriyor. Bence veriyordur ya. Alttaki map'in bilgileri doğru mu? 6.4 Yok, hard track ile o mi? hardraksız. Ha. Hatta bakayım tam merak ediyorsanız. Çünkü tam böyle PP'ye olanaklı bir map. Yok, 600 demiş pardon. 500. Top tipinin no modüle karışırım ben. Shinkiro da pick sırası ve Hard Kick'i geldi. Mantıklı bence. Denemesi lazım. Precision pickini. Raikou da aslında rahat olsa da Precision'da bence Shinkiro her türlü daha iyi yapar. Çünkü çok aşırı mainlediği bir skillset yani. Ya bu ya da Hardak 4 bekliyordum. Raikou şarkısını beğenmiş, o yüzden çalışmış olabilir. Olabilir. Belki farklı bir turnuvada da görmüş olabilir. Yok olmuyor. Aynı kişiyi arka arkaya kilitlemiyor sadece. Bu map ya şeye bakarsanız aşağıdaki statlarına bakarsanız CS5 AR8 o yüzden
Ben bir turnuvada falan free mode görmüştüm bunu. Biz hard tercih ettik ama başka turnuvalarda da tercih etmişlerdir kesinlikle. Kimin o Boken yani full versiyondur umarım en azından. Nomad bir şey olmak için. TV sayısı sıkıntılı. Evet başlıyoruz. Ve Shinkiro bunu alamazsa baya bir sıkıntı olur onun için. Çünkü yani match point'e geliyor ve Raikou'da gidip rahat olduğu bir şey pikler yani. Evet, ikisi de kötü başladı. Böyle yavaş şarkının sessiz olduğu kısımlar da agresif nasıl çok zor yani. Hem de birazcık reading elementi de var. Objeler böyle üst üste alt alta geliyor bazen. Track'ı açınca. Yine de Hardak'ta da birazcık şey sıkıntılı görünüyor ya. Yani ufak ufak reading test ediyor. Böyle şey değil. Nomad baltı gibi bir şey değil. Burada Ha, mis çünkü spinner'ı denebilir. düz çeviriyor. İstemediler. Eteham. Evet, ikisi de burayı geçti. Buralar akres düşürüyor. Şu double'lar. Bakalım. Şimdi triple'lar gelecek. Bu triple'larda kesinlikle ikisinden birisi misler. Raikou misledi. Shinkiro arkasından hemen misledi. Fakat Ayrıca çok yakın. Raikou bir daha misledi. Shinkiro tutabilirse bu yavaş kısımlarda combo avantajı sağlayacak. Akresliler evet çok benzer. %1 fark var sadece. Şu anda combo çok önemli olacak çünkü kısa bir map. 2 dakika bile değil bu map. Raikou şu an bir daha misterse çok güzel olur. Yanlış kişi misledi. Raka çok iyi ilerliyor şu an. İkilileri bastı, üçlüleri bastı. Slider'ı... Oha! Raikou mükemmel ilerliyor. İşlemiyor. Şu an skoru açıyor bayağı ya. Orayı da mı SS'ledi? Yamuk stream'e SS'ledi. Yok arkadaş olmayacak Bilme bitti ya. ya. Yok. Çok Shinkiro'nun şu an kazanma şansı bayağı düştü yani. Raikou'nun piklediği şehir bir şekilde kazanması lazım. Sonra arkasından kendi pikini kazanacak. Sonra bir daha Raikou'nun pikini kazanacak falan. Sonra üstüne de Bir tiebreaker kazanacak. şekilde. Arka arkaya yani tek kısaca 4 piki kazanması lazım. İmkansız gibi bir şey bence. Yani çok moral bozmak istemiyorum ama. DTF değil Umarım yani. dinlemiyordur yayını. Raikou geçmiş olsun diye. Ha yok yok şey gözünü açık tutamamasına dedi herhalde. Şey anladım böyle direkt maç bitti GG geçmiş olsun falan. DT1 geldi ve bence başka bir maçta görmeyiz bu DT1'i. O yüzden burada görmemiz güzel oldu. Raikou çok iyi gidiyor. Discord'u kırmızıya almış. O yüzden Shinkiro'nun bir şeyler yapması gerekiyor cidden. Benden bu kadar. Meşguldeyken birisi arayınca ne oluyor? Onu hiç test etmedim. Hiçbir ses çıkmıyor. Ha, ve Solda altta falan baloncuğu atmıyor. fırlıyor sadece, o kadar. Ha, baloncuk yeterli bence ya. Ama ekrana bile vurmuyor, hani yeşilken Ha, ekrana vurur ya. anladım. Denenen, delenen. Aa, yeşili aldı Raiko. Arayayım az. Selam, naber? Bakayım DT'yle kaç yıldız? 7-23 diyor. Belki oyun içinde 7-27'dir ama şu yıldız değişiklikleriyle tabii ki azaldı. Map zor olmamış bence. Pool'un geri kalanı da yeterince zor. Final evet. Bundan sonra bir tane daha pool var. Pazartesi günü 8'de olacak showcase'i. Bu triple'larda falan agresi düşürmesi çok kolay. O yüzden
Bakalım yapabilecekler mi? Shinkiro birazcık zorlanıyor gibi. Beni teşekkür ederim raid için. Skorları gizleyebilir misin? Pardon. Unuttum. Siz benim maçımı izliyordunuz. Okay. Slider'ları birleştirince şey oluyor. Neyse. Raikou iyi Shinkiro'muz. gidiyor şu an. Ya şu an şey yapmak istiyorum böyle. Shinkiro böyle comeback falan atacak ama bu map'te çok zor yani. %90 Raikou kazanacak. %99 falan hatta. Ben Egemen de Shinkiro tekrardan istedi. chat'te mi? Egemen ping geldi ama. Chat'e bir mesaj yazmamış. Raikou FC'yecek mi acaba map'i? Çok yani bunu nasıl yenebilirsin ki ya? Aşırı güçlü Raikou DT1 maplerinde. Bir de iyi değilim diyor yani. Bir de iyi olsa ne yapacak? Yani böyle hastayım falan demişti. Bu map'te bayağı az DTFC var. Zaten oldukça triple'lı bir map olduğu için böyle çok farm'a yatkın bir map değil. Bunu yapabilenlere PP vermiyordur büyük ihtimalle. Jump'tım istedi. Rip. Yalnız yani 900k falan olacak herhalde skoru. Hatta 920k falan da olabilir. Shinkiro yalnız 800 combo tutmuş. Çok Evet ama güzel combo tutmuş ACC. yani. Evet şey yani geri çevirmesi imkansız ama yine de güzel combo tutmuş. Oldukça yakındı maç yine de. Böyle maplerde yakın değildi fakat sırayla böyle kendi piklerini kazandıkları için bayağı çekişmeliydi. Shinkiro elenmedi turnuvadan. Böylelikle şeye gidecek. Losers'a düşüyor ve Losers'ta Egemen vs. Heyrone'nin kazanına karşı oynayacak. Raikou da büyük finale gidiyor. Büyük finalde böyle diğer oyuncuların hani kazanıp kazandık açıklayamadım. Losers büyük finalini kazanan en büyük finalde de Raikou'ya karşı oynayacak. Tebrik ediyoruz. Chat'i de açayım. Raikou hiç yenilmeden finale kadar geldi. Çok şaşırtıcı bir sonuçtu benim açımdan. Ben beklemiyordum böyle gelmesini. Kimin yenmesini bekliyordun ki Raikou'yu? Bilmem. Yani değişik bir sonuç gelmişmiş izlenimi vermek için. ha anladım anladım. Ha, hiç beklemiyorduk. Ya, hiç beklemiyorduk. Tebrikler. Maz. Maz. Bana Badge lazım. DM sındırdım az önce. sıradaki maç sanırım 9'da. Bakayım bir tekrardan. Neyroni ve Egemen mi? Evet. 4 saat sonra. O yüzden sizi o zaman göreceğim. Şimdilik kapatıyorum yayını. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu işine de beraber sunduğu için teşekkür ederim. Rica ediyorum. Hadi görüşürüz. Egemen vs. Görüşürüz herkese. Heyrone'nin ben sonucunu hiç bilmiyorum açıkçası. Hani Raikou vs. Shinkiro birazcık belliydi bence. Ama Egemen vs. Heyrone'nin hiç fikrim yok. Egemen'i tutuyorum gibi biraz. Çünkü Heyrone çok fazla zaten olduğunca böyle çok ilerleyebildi turnuvalarda. Egemen uzun Ben süredir tutuyorum. böyle şey yapamadı. Turnuvalara katılmıyordu o yüzden onu tutuyorum birazcık. Mesmez. Efendim. Onun sonucu var ya. Ha. 7-5, Eroni. Tiebreaker'a giderse Egemen olur çünkü. Ha.
Tiebreaker'ı Egemen alır mı? Emin misin ya? Bence ikisi de alabilir. Eren'in aim'i bayağı iyi çünkü. Ya o bunak. 7-5 Heyroni alır diyorum bence. Anladım. Yani Heyroni mesela Raiko'ya karşı çok iyi oynamıştı. Raiko'yu bayağı bir zorlamıştı. O yüzden kazanma ihtimali çok yüksek. Ama aynı zamanda Egemen'in de çok fazla piki var bence final polunda. O yüzden tiebreaker'a gideriz diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Hadi görüşürüz o zaman 4 saat sonra. Servis yapabilir yayını. Ben birazcık pool'la ilgilenmek istiyorum çünkü Showcase'le. Servisle beraber belki Rush'in sunar, belki başkası sunar. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben evde olmayabilirim. Tamamdır.